Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevda Tapramaz. Bugün sizlerle beraber bu güzel keloğlanlı modeli yapalım istedim. Ben bir tanesini kendim hazırladım, model olsun diye. Bir tane de şimdi sizlerle beraber yapalım inşallah. Yazmamın kendi rengiyle zürafasını yaptım arkadaşlar. Daha sonra arada bir 5 tane zürafa bırakıyorum ben iki model arasında. Bu tarz modellerde direkt hani bu altının suyunu ya da yeşil kısmı devam ettirmeyip böyle arada boşluklar yapınca modeller daha böyle tek tek duruyor bence. Daha tane tane daha güzel gösteriyor, hoş oluyor. Kendini daha çok gösteriyor sanki. Ben genellikle bu böyle yapıyorum. Bir de 32 tane çiçek koyma katlama yöntemiyle yaptığım için bu şekilde katlayıp koymam daha güzel oluyor. Daha kolay oluyor. Yoksa şu aradaki şeylik hoş olmaz ve eşit olmaz, güzel durmaz. Şimdi ipimizi buraya sabitledik. Bir tane zürafa boş bırakıyorum ve ikinci zürafama köprümü oluşturuyorum. Şu şekilde köprümü yaptım. Geri geliyorum. Buraya köprümü yaptım. Şimdi bunun içerisine 0 batıyoruz ve yaprağımızı yapıyoruz. Şu şekilde. Bu sürekli çalışılan bir yaprak. Birçok videoda vardır. Hemen hemen her modelin yaprağı olabilir. Basit bir yaprak. Diğer sık iğneli yapraklara göre daha kolay bir yaprak. Öyle olduğu için de çoğunlukla her modele seçilebilen bir yaprak arkadaşlar. Şu inişlerimizi, çıkışlarımızın, ip mesafelerinin eşit olmasına dikkat edelim. Önemli olan burada bu İniş ve çıkışlardaki ip atma mesafeleri. Şimdi buraya bir tane ilmek yapalım. Pırpır, pardon. Şöyle bir pırpırımızı yapalım. Pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. Ve buraya bir tane küçük zürafa yapıyoruz, pırpır. Daha küçük bir pırpır diyelim. Aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Şimdi alttaki zürafaya indim. Çeviriyorum yaprağımı. Şimdi buraya da aynı şekilde sık iğne batıyorum ve dörtlü yaprağımı yapacağım. İki. Üç ve dördüncü düğümümüzü de attık. Şu şekilde aşağıya iniyoruz. İpimizi
burada bitiriyoruz. Bir ayrıntı söyleyeyim arkadaşlar. Neden buraya inip de buraya ip atıp buradan başladım? Eğer buradan başlamış olsaydım küçükten başlayacaktık. Büyüğe doğru gelecekti ve yaprağımız ters olacaktı. O yüzden bu taraftaki yaprağımızı yaparken aşağıya ip atıyoruz, iniyoruz ve tekrar tersini çevirerek yaprağımızı buradan böyle böyle başlıyoruz. Onu da neden o şekilde yaptığımı anlatayım da. Belki kafalar karışabilir. Bir iki tane de şurada az bir zürafam kaldı. Şu arayı göstereyim. Sonra da Keloğlan'ımızı yapalım. Yine aynı şekilde 2, 4, 5 tane 4, 5 tane bırakıyorum. Altıncıya şu şekilde. İlk başlarken ve biterken her zaman dediğim gibi iğnemin başını iki doluyorum ki ipim daha sabit olsun diye. Şu şekilde küçük bir pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyoruz. Ve içerisine bir küçük pırpır daha. Şuradaki fazlalığımızı keselim. Daha sonra aynı zürafa içerisine iniyorum. Çok kasmıyorum. Yan zürafaya geçiyorum. Çiçeğime takılıyor. Şu şekilde geçtim. Şimdi bir tane daha zürafa atıyorum. Ve bunun içerisine aynısını tekrardan yapıyoruz. Bu şekilde aralarımızda devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde buraya iki tane zürafamız atalım ve yeşilimizi burada bırakalım. Evet arkadaşlar, yeşil kısmımız hazır. Şimdi Keloğlan'ımızı yapalım. Krem ipimizi takıyoruz. Ve içerisine 7 tane pırpır yapacağız. Şu iğnemi şöyle alayım. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan pırpırlar yapıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde 7 tane yapıyoruz. Daha sonra bu kremimi ters çevirdim. İpimi bu ilk baştaki pırpıra tutturuyorum. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan bağlantılar yapıyoruz.
Şu şekilde elimde çeviriyorum tekrar. İlk zürafama 0 batıyorum. Bunun içerisine küçük bir pırpır. Şimdi bunu hep elimin altında tutarak bir büyüğünü şimdi bu tarafına geçiyorum. Şu şekilde hep elimin altında o keloğlanın kafasını tutuyorum arkadaşlar. Dört ve bir tane daha bu tarafa getireceğim. Şu şekilde elimle düzeltiyorum ve 5. Şimdi bu yan taraftakine bu şekilde atladım. Bunun içerisine de aynı şekilde, pardon, bir küçük yapıyorum. Şöyle ortaya gelecek şekilde. Bu şekilde 3 4 ve 5. Bu şekilde devam ediyoruz. Videonun uzun olmaması açısından diğerlerini yapıp geldim. Sevda Sevda Tapramaz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Ben en son bir tane daha bu bitirirken beyaz pırpır kısmının içine bitiriyorum. Daha düzgün olsun diye o şekilde orada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma destek ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu şekilde modelimiz hazır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.